Bu videoda hesap makinesi kullanmadan, evet yanlış duymadınız, hesap makinesi kullanmadan 7 pi bölü 12'nin sinüsünü hesaplayacağız. Öncelikle 7 pi bölü 12'yi buradaki birim çember üzerinde gösterelim. Açının ışınlarından biri pozitif x ekseni üzerinde olacak. Buraya kadar pi bölü 2 ya da bunu 7 bölü 12'ye benzetmek için 6 pi bölü 12 olarak da düşünebiliriz. Ve buradan sonra Sadece ve sadece bir tane daha pi bölü 12' ilerlemem gerekiyor. İşte bahsettiğimiz açı bu, 7 pi bölü 12. Birim çember tanımına göre, bu açının sinüsü, bu ışının birim çemberle kesiştiği bu noktanın y koordinatı olur. Birim çemberin yarıçapı 1'dir. Bu noktada kesişiyorlar. y koordinatı, yani burası sinüs oluyor. Hatta bakın bu morla çizdiğim çizginin uzunluğu aradığımız sonuç. Şimdi burada videoyu durdurun ve trigonometrik güçlerinizi kullanarak 7 pi bölü 12'nin sinüsünü, yani buradaki mor çizginin uzunluğunu bulmanızı istiyorum. Tahminen buldunuz, değil mi? Eğer sizin mantığınız da benimki gibi çalışıyorsa, hemen buradaki üçgene baktınız, değil mi? Şimdi bu üçgeni mercek altına alalım ve buraya büyütülmüş halini çizelim. Bu, bulmaya çalıştığımız uzunluk. 7 pi bölü 12'nin sinüsü. Birim çemberin yarıçapı olduğu için hipotenüsün uzunluğu 1. Dik açımızı da koyalım. Son olarak buradaki açıyı da biliyoruz. Buraya kadar 6 bölü 12 pi idi. 1 pi bölü 12 daha ekleyip 7 pi bölü 12 elde ettik. O halde bu açı pi bölü 12'dir. Güzel. Bu bilgileri kullanarak bu kenarın uzunluğunu diğer kenarların uzunlukları ile ilişkilendirebiliriz. Bunu yapmak için bu açının ölçüsünü kullanan bir trigonometrik fonksiyona ihtiyacımız var. Bu kenar açıya göre komşu kenar. O zaman pi bölü 12'nin kosinüsü mor kenar bölü 1, yani kısaca mor kenara eşit olur. Hemen yazalım. Pi bölü 12'nin kosinüsü. 7 pi bölü 12'nin sinüsü, pi bölü 12'nin kosinüsüne eşit. Şahane. Ama hala 7 pi bölü 12 radyanın sinüsünü bilmiyoruz. Peki sizce bu açıyı sinüsünü ve kosinüsünü bildiğimiz başka açılara ayırabilir miyiz, parçalayabilir miyiz? Cevap evet. Ve bu açılar hangi açılardır? Özel dik üçgenlerdeki açılar. Mesela 30-60-90 üçgeni. Şöyle çizeyim. Bu açı 30 derece. Ama derece yerine radyan kullanacağım ve pi bölü 6 yazacağım. 60 derece içinde pi bölü 3. Bu da dik açı. Hipotenüs 1 ise, pi bölü 6'nın karşı kenarı, hipotenüsün yarısı, yani 1 bölü 2 olur. 60 derecenin ya da pi bölü 3'ün karşı kenarı da, 3'ün karekökü çarpı kısa kenar. Yani karekök 3 bölü 2 olur. Evet, 30 derecenin ya da 60 derecenin, bunları pi bölü 3 ya da pi bölü 6 olarak da düşünebilirsiniz. Kosinüsünü ya da sinüsünü bulmak için, Buna benzeyen özel üçgenleri daha önce kullandık. Mesela 45-45-90 üçgenini de biliyoruz. İkiz kenar dik üçgen. Bunu da çizelim. Pek ikiz kenarı olmadı ama bir daha deneyeyim. Neyse, oldu kabul edelim. Hipotenüs 1 ise, Pisagor teoreminden bu iki kenarın uzunlukları, karekök 2 bölü 2 çarpı hipotenüs, hipotenüs de 1 olduğu için, karekök 2 bölü 2 olur. Bu iki kenarın uzunlukları karekök 2 bölü 2. 45 derecenin de pi bölü 4 olduğunu bildiğimize göre, eğer elimizde bu üçgenler varsa, klasik trigonometri formüllerini kullanarak ya da birim çember üzerinde göstererek, bu açıların sinüs, kosinüs ve tanjantlarını bulabiliriz. Peki 7 pi bölü 12, pi bölü 3, pi bölü 4 ve pi bölü 6'yı birbirleriyle toplayarak ya da birbirlerinden çıkararak gösterebilir miyiz? Bir şekilde bunların bir kombinasyonu olarak ifade edebilir miyiz? Bir düşünün. Ben de bu arada pi bölü 3, pi bölü 4 ve pi bölü 6'nın paydalarını 12'ye eşitliyim. Pi bölü 6 demek, 2 pi bölü 12 demek. Pi bölü 3, 4 pi bölü 12 eşit. Ve pi bölü 4 de 3 pi bölü 12 eder. 2 artı 4, 7 etmez. 2 artı 3, 5 eder. O da 7 etmedi. Ama 3 artı 4, 7 eder. O halde bunu ve bunu kullanarak 7 pi bölü 12 elde edebilirim. Sinüs 3 pi bölü 12 artı 4 pi bölü 12 sinüs 7 pi bölü 12'ye eşittir. Ve bu da sinüs pi bölü 4 artı pi bölü 3'e eşit olur. Şimdi de sinüs için trigonometrik toplam formülünü kullanıp, bunu bu açıların kosinüs ve sinüslerinin çarpımının toplamı halinde yazabiliriz. Hadi bakalım. Bu, sinüs pi bölü 4 çarpı kosinüs pi bölü 3. Artı, tam tersi, kosinüs pi bölü 4 çarpı sinüs pi bölü 3 olacak. Bunların ne eşit olduğunu bulduğumuzda sonuca ulaşmış olacağız. Ve şimdi az önce çizdiğim üçgenler çok işimize yarayacak. Pi bölü 4'ün sinüsü nedir? Burası pi bölü 4. Sinüs, karşı bölü hipotenüs olduğuna göre, karekök 2 bölü 2. Buraya yazıyorum. Sırada pi bölü 3'ün kosinüsü var. Pi bölü 3 nerede? İşte burada. Kosinüs, komşu bölü hipotenüs olduğuna göre, pi bölü 3'ün kosinüsü 1 bölü 2'dir pi bölü 4'ün kosinüsüne bakalım. Komşu bölü hipotenüs. Yani karekök 2 bölü 2. Ve son olarak pi bölü 3'ün sinüsü yani karşı bölü hipotenüsten karekök 3 bölü 2 bölü 1 yani kısaca karekök 3 bölü 2 olur. Bunu bir de sadeleştirirsek işlem tamam. Bununla bunu çarparsak karekök 2 bölü 4 elde ederiz. Artı Bununla bunun çarpımı da karekök 6 bölü 4 eder. Evet, son adıma geldik. Bunu da ortak paydada yazalım. Ekranı biraz kaydırayım. Karekök 2 artı karekök 6 bölü 4. 7 pi bölü 12'nin sinüsü ya da pi bölü 12'nin kosinüsü neymiş? Karekök 2 artı karekök 6 bölü 4.